Bayatav Vakfımızın Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın ilk bu kamuya dönük olarak yaptığımız faaliyet oluyor bu. Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı adından anlaşılacağı gibi bir meselesi var, bir derdi var bir arada yaşamak. Türkiye'de kutuplaşmaların bol bol konuşulduğu, ne kadar da çok kutuplaşıyoruz. Doğru, evet bir kutuplaşma var ama bunlar konuşulurken acaba bir arada yaşama potansiyelimiz nedir'i biraz konuşmak istiyoruz. Bugün bu oturumda, bu seansta ilk panelimiz oluyor. Bundan sonra her ay olağanüstü bir sorun çıkmazsa işte her ay daha bu bir arada yaşamanın altındaki farklı bir temada söyleşiler, paneller gerçekleştireceğiz. Bunun içeriği, tarzı belki farklı olabilir ama esas olarak işte ya hayvanlarla bir arada yaşamak, doğayla birlikte yaşamak, işte başka etnik gruplarla birlikte yaşamak, başka dinsel gruplarla birlikte yaşamak gibi yelpazeyi mümkün olarak geniş tutacağız. Ben kabaca bilmeyenler için yeni bir vakıf olduğu için bilmeyenler tabii çoktur. Kabaca Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın bir iki önemli özelliğinden bahsedeyim. İzmir'de kurulu bir vakıf. Geçen sene Ekim ayında resmen kuruldu. O günden bugüne faaliyetlerimizi biraz yerleştirmeye çalışıyoruz, harekete geçirmeye çalışıyoruz. Henüz daha web sitemiz de yok. Aslında olacak bunlar önümüzdeki günlerde. Muhtemelen Ocak ayı itibariyle daha fazla görünür ve elle tutulur bir vakıf olacağız muhtemelen. Ama vakfın kabaca üç alanı var. Daha sosyal bilimlerle iştigal eden, daha akademik araştırmalar içeren ve araştırmaya dayalı bir tür politika üretmek diyebileceğimiz, yani işte bu memleketin en azından bir arada yaşama potansiyeline katkıda bulunacak bir takım tezler, öneriler geliştirmek diye adlandırabiliriz bu ilk belki amacı diyelim ilk tarafını. İkincisi daha belki doğayla, işte ekolojiyle, yani hayat bilimleriyle, belki hayatın tüm o yaşayan organizmaların İşte tarımdan, topraktan, gıdaya, atığa, işte çevremizi kirletmek meselelerine kadar giden bir alan. Vakfın ikinci özelliği ama bir yandan da işte bütün bunları belki anlatmanın yolları, ifade yolları, yeni ifade yollarını bulmak, biraz işte sanat ve tasarım diyebileceğimiz alanlar da vakfın üçüncü alanı. Ve tabii bütün bunlar hepsinin içinden geçen bir kesen bir ortak payda diyeyim. Hepsinin aslında bir eğitim. Yani Bayatav bir eğitim vakfı aynı zamanda. İlk okul öncesinden başlayıp üniversiteye kadar Türkiye'de eğitim kurumları kurmayı amaçlayan ve iyi eğitim yapmak konusunda model olmaya çalışan, örnek olmaya çalışan, en azından bu konuda niyetleri olan bir vakıf. Vakfımızı böylece kısaca bahsettikten sonra dediğim gibi her ay biz bunları duyurusunu yapacağımız için daha ayrıntılı tekrar tekrar bilgi sahibi olacaksınız. Ama bugün üç tane çok değerli arkadaşımla bir ortak panel yapıyoruz. Esra Danacıoğlu daha çok sözlü tarih konusunda yaptığı çalışmalarla bildiğimiz bir arkadaşımız. İlk önce sözü ona vereceğim. Daha sonra Mehmet Arif Koçer, Türkiye'de insan hakları konusunda mazlumlerden beri gelen bir tecrübesi ve birikimi olan, şimdi Hak İnisiyatifi Derneği'nin genel başkanı olan bir arkadaşımız. O daha çok işte insan hakları meselesi açısından bu bir arada yaşama meselesine girecek. Ve Melek Göregenli de sosyal psikoloji açısından son konuşmacı olacak. Ben de elimden geldiği kadar arada belki işte bir takım yorumlarla falan çok da fazla devreye girmek istemiyorum ama belki işte ne bileyim çok hoşuma gider, çok aman bu konuda muhakkak söylemeliyim gibi bir duygum olursa onları da paylaşırım ama genel olarak da işte şu an itibariyle biraz bu yani Bayatav'ın belki derdi bir arada yaşama kapasitesini güçlendirmek olduğu için nerede yaşayamıyoruz ve nerelerde belki güçlendirebiliriz bu kapasiteyi derken akla gelebilecek ilk şeylerden de insanlar eğer sorun yaşıyorlarsa travmaları çok da bir arada yaşama imkanları zayıflıyor. Yani memlekette işte tarihsel süreçler içinde otorite, devlet, sıkı yönetimler, işte darbeler vesaireyi düşünün. İşte göçleri, bütün o
işte Sevr'di, Osmanlısıydı, bütün o tarihten gelen birikim, insanların cemaatleşmeleri, kapanmaları, korkuları, güvensizlikleri veya sınıfsal adaletsizlik bayağı insanlarda güvensizlik yaratan ve dolayısıyla bir arada yaşama kapasitesi bayağı erozyona uğratan bir mesele. Dolayısıyla biraz yani tarihten gelen kültürel olarak çok da bilemediğimiz, işte yani Alevilere karşı, işte bilmem kimlere karşı, Avrupa'da işte Müslümanlara karşı, Amerika'da siyahlara karşı dediğimiz zaman çok da özel bir sebebi olması gerekmiyor. Sadece böyle. Yani kültürel olarak öyle, somut olarak öyle, sınıfsal olarak çökerken insanlar en yakındaki en kolay hedeflere de işte tepkiler, bariyerler koyuyor, sınırlar oluşuyor. Dolayısıyla bir arada yaşama imkanı büyük ölçüde yıpranıyor. Yani mesele sadece ah ne güzel keşke bir arada yaşasak işte şu güzel kimlikler falan meselesi değil. Arkasında bunu zorlayan bir takım meseleler de var. Dolayısıyla bütün bu bir arada yaşama kapasitesi arttırmak için galiba bir de daha adaletli bir toplum gibi bir şeyleri de düşünmemiz gerekiyor sanıyorum diyerek ben kendi girişimi yapayım ve buradan da saat 7'de dersten çıkıp koştura koştura bilgisayarın başına geçen Esra Danıcıoğlu'na sözü vereyim. Kendisi hakkında ben bir iki bir şey söyleyeyim. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisansını bitirdikten sonra yakın dönem Türkiye yüksek lisans ve doktorasını yaptı bu konuda. Sonra Ege Üniversitesi'nde çalıştı 1986'dan 2003'e kadar. 2003'ten sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışıyor. Uzmanlık alanında az önce de belirttiğim gibi daha çok sözlü tarih, yerel tarih, azınlıklar ve siyasi tarih alanlarında çalışıyor. Görebileceğiniz gibi şu en azından yaşadığımız topraklarda o geçmişten gelen birikimi en azından bir cephesiyle anlatmak için kendisi çok yetkin bir insan. Onun için hem önce teşekkür ediyorum geldiği katıldığı için ve sözü kendisine bırakıyorum. Evet, herkese merhaba. Güzel İzmir'e de merhaba bu arada. Fonunuzu oluşturuyor ve bence hani son günlerdeki o kötü yakılma haberi dışında, berbat ırkçı haber dışında Türkiye'nin en bir arada yaşama potansiyeli taşıyan şehri tarihsel olarak da bu böyleydi. Ferhat Hocam'ın söylediği bu bir arada yaşama potansiyelini arttırmak için neler yapabiliriz konuşurken, konuşacaksak eğer, belki ilk yapacağımız şey nasıl tarih yazacağımızı üzerine, nasıl bir tarihin üzerine bir gelecek ya da bugün inşa edeceğimiz üzerine konuşmak. Çünkü tarih her zaman bugünden geçmişe bir bakış ve eğer başka bir gelecek inşa etmek istiyorsak ona göre de bir tarih oluşturmamız gerekiyor. Şimdi tabii tarih dediğimiz büyük anlatı içinde bireylerin gömüldüğü, kaybolduğu bir resim aslında. Birleşik ve bütünleşik bir şey ve aslında sanki inorganik bir şeymiş gibi sunuluyor. Halbuki dediğim gibi bu organik bir şey tarih. Bir yolculuk bugünden. Nasıl bir gelecek kurmak istiyorsak aslında ona göre bir geçmiş oluşturduğumuz bir yolculuk. İzmir'in yani hem genel kabul gören hem bizim gelecek perspektifimiz açısından da anlamlı bir temel özelliği var. Kozmopolitizmi tabii. Çok kültürlülüğü. Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece çok kültürlü değil, aynı zamanda kozmopolit bir kenti. Yani bir dünya kenti İzmir. 16. yüzyılda 16. yüzyılın ortalarında 1000 kişilik köy irisi bir yerken 17. ve 18. yüzyılda giderek büyüyen bir limana, 19. yüzyılda ise bir liman kente dönüşüyor. Liman kent terimini özellikle kullanıyorum. Basitçe içerisinde bir limanın olduğu bir kent değil. Kentin limanın etrafında örgütlendiği, insan ilişkilerinin ona göre belirlendiği, buna göre bir sosyal atmosferin oluştuğu bir kent anlamında kullanıyorum liman kenti. Bu liman kent hem denize ait hem karaya ait, hem denizden hem karadan çok sayıda farklı grubu içine alıyor. Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun Ege bölgesindeki farklı grupları değil, yani belki biraz Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar değil.
bu grupların imparatorluğun başka köşelerindeki parçalarını da davet edecek bir cazibesi var. Avrupalı gruplara davet edecek bir cazibesi var. İran'dan Ermenileri davet edecek, Rusya'dan Rus Yahudilerini davet edecek bir cazibesi var. Temel özelliği bu yüzden giderek artan, çoğalan, çeşitlenen bir şeye sahip oluşuyor. Bir kültürler, insanlar, dinler, cemaatler denizine dönüşüyor olması daha doğrusu. Şimdi bu güzel bir resim, hani bizim açımızdan da anlamlı görünen bir resim. Bunun kırılma anlarını ve noktalarını da biliyoruz, hani ulus devlete doğru dönüşüm falan. Ama bu resimde bugüne de bağlayacağım bir büyük eksiklik var. İzmir'in çok renkliliği ve çok kültürlülüğü düşünüldüğü zaman aslında birkaç noktaya temel olarak bakılıyor. Ve birkaç çıkarım ama diye devam edilerek tamamlanıyor. Bir kere gruplar kompartımanlara bölünmüş gibi resmediliyor. Evet, İzmir'in bir Müslüman tarafı, bir Frank tarafı var, bu doğru. Gerçi birbirlerinin içinde eridiklerini iddia etmeyeceğim ama birbirlerini hiç de dönüştürmediklerini söylemek son derece yanlış olur. İkincisi, bu resim liman bölgesine ve son derece gösterişli, hatta seyyahları da doğuya mı geldik diye şaşırtan bu batılı kent görüntüsüne, kısmen insan manzaraları bile dahil olmak üzere, eğer limanın uçlarına doğru giderseniz, bir seçilmiş bir bölge ve seçilmiş bir topluluk üzerinden bir kozmopolitik, çok kültürlülük veyahut da birlikte yaşama resmi sunuluyor. Ve tabii İzmir'in kırsalı, İzmir'in emekçileri, yövmiye ile çalışanları bu resmin içerisinde çok fazla olmuyor. Halbuki resmi biraz genişletirsek, bir kere sadece sermaye sahiplerini liman nedeniyle mallarını götüren, mallarını alan, Doğu'nun mallarını ya da Batı'nın mallarını bir arada teşhir edildiği bu yere akan bir sermayeden ya da tüccar grubundan sadece söz etmek doğru olmaz. Aynı zamanda emekçilerin de bir kere aktığı bir şey şehir İzmir. Yani İtalyanlar 19. yüzyılda her tarafa çok büyük göç veren İtalyanlar başta olmak üzere musluk tesisatçısı bir Saksonyalı ile de karşılaşabileceğiniz bir yer İzmir. Araba tamircisi Bohemyalı ile de karşılaşabileceğiniz ya da Lehistan'dan, yani Polonya'dan gelmiş terzi ile de karşılaşabileceğiniz. Maltalı bir kasabın dükkanında alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Bunları da çok sevdiğim bir kitaptan hatırlayarak söylüyorum. Bir Faytoncu'nun Hatıraları. Yazarı da Döber, 19. yüzyılda yazmış. Aynı biçimde Rumlar ve Türklerden de söz edeceksek, ister adalardan gelen Rumlar olsun, ister Yunan Krallığından 19. yüzyılda veya bölgenin yerlisi Rumlar olsun. Onlar da Türklerin, ki bunlar da 19. yüzyılda başka yerlerden gelenler de var, kesiştiği yerler var ayrı mahallelerde yaşasa bile. Sözümü neredeyse hep ekonomiye getireceğim ama bunlar büyük İşlikler tabii, üzüm paketleme mekanları, incir paketleme mekanları, tütün balyalama yerleri, kimi mevsimlik, kimi kalıcı işler. Sonuç olarak aslında İzmir kenti sadece gösterişli alanları ve vitrini açısından değil, yaşamın bütününde ve ekonomik faaliyetlerde bir arada yaşama kültürünü barındırıyor. Bu resmin dışarısında bırakılanlar aslında bu emekçiler ya da kadınlar ya da çok da imtiyazlı olmadan Osmanlı toprağı İzmir'e gelen Avrupalılar, mesela demiryolu ticaretinde ustabaşı olarak gelen ve İzmir'de kalmayı tercih eden, bunların dışarıda bırakılması aslında tarihin genel bir arazı, eksikliği, tercihi. Çünkü bireysel anlatılar homojen bir ulusal tarih anlatısının oluşumunda her zaman çok hayırhah şeyler söylemiyor. Ve Türkiye'ye baktığımız zaman aslında devletin, hani bir devletli alan olduğunu tarihin söylememiz lazım.
son derece devletli bir alan. Bazen resmi tarihler çoğalıyor da, mesela 2000'lerden sonra birden çok resmi tarihimiz var belki. Ama devletin neyin hatırlanıp neyin unutulacağını son derece net bir şekilde, arada bir dönüş, shift, atlamalar yapsa da son derece net bir şekilde tanımladığı bir alan. Tarih alanı böyle tanımlanınca ve tarihçilik de muhafazakar bir ekol olarak Türkiye'de yerleşince, sözlü tarih gibi bir alan uzun süre üvey kız olarak kaldı. Veyahut da tarih yazılırken dışarıda bırakılanların tarihini yazmak, bu sadece sözlü tarihi olmaz tabii. Bu dışarıda bırakılan bir alan olarak kaldı. Şimdi belki biraz, eğer sorular falan olursa, hani İzmir bölgesinde yaptığımız sözlü tarih çalışmalarından söz edebilirim. Ve aslında ne kadar Türkler ve Rumların özellikle bir arada yaşadığı, ya da Müslümanların da diyebilirim. Çünkü birkaç tane Boşnak köyüne de gitmiştim, ya da Giritli köyüne. Son derece bir ortak yaşama platformu oluşturduklarını söylemem mümkün olur. Eğer merak eden olursa yanıtlamak isterim bu alandaki soruları. Neredeyse hemen hemen her köyde, çok azında yani çok yukarılarda olan köylerde, ki onlara da bohçacı, yani çerçi falan olarak çıkıyorum ben. Her yerde hiç değilse bir fırıncı, bir bakkal olarak bir Müslüman Türk köyünde dahi Rum'un olduğunu, çoğu yerde aslında sandığımızdan daha uzun sürmüş bir biçimde bir monolit, tek bir aidiyet odağı olarak ulusal aidiyetin yerleşmiş olduğunu, 19-20. yüzyılın başında, ne bileyim, bütün bir 1919'a kadar, şimdi tam hatırlayamıyorum, 130 küsur Rumca gazete çıkıyor İzmir'de. Ve tabii hani Megali İdea veyahut da Yunanlılık meselesinin daha eğitimli kesimlerin arasındaki bir mesele olduğunu, sıradan insanın kendi yerel evreninin içerisinde yaşadığını ve sorunları da biraz bu yerel evren içerisindeki dayanışmayla çözmeye çalıştığını, mesela Eylül 1922'de hangi ordu önce gelecek? Sizinkiler gelirse siz koruyun, bizimkiler gelirse biz koruyalım diyaloğunun bir sürü yerde birbirlerine böyle vaatlerde bulunduklarını, özellikle İzmir'in ötesi Çeşme Yarımadası, Karaburun Yarımadası'nda görmemiz mümkün. Yani İzmir'in kozmopolitliğini düşünürken aynı zamanda insanların çoklu kimliklere sahip olduğunu düşünmemiz gerekiyor, değil mi? Yani durumuna göre kullanıyor. Son derece pragmatik aslında. Hem o hem o hem de o olabilir. Yani bunları birbirinden çıkartma işlemi yapmıyor. Bunları toplama işlemi yapıyor. Ve ortamına, durumuna ve çıkarına göre belki. Ve bunların içerisinde tabii ki son derece önemli bir yerel kimlik diye bir şey var. Sadece Rum olmak ya da sadece Türk olmak, Katolik olmak, Gregorian olmak, Ortodoks olmanın dışında nereli olduğu meselesi de son derece önemli. Bunlardan söz edebilirim eğer sonra bana söz verirseniz. Sözlü tarih meselesiyle ilgili 2-3 şey daha söyleyerek sözümü tamamlayacağım. Birlikte yaşama pratiğiyle ilgili ilk başta söylediğime döneyim. Hani biraz tekerrür etmiş, kendimi tekrarlamış olacağım ama önce bize hani nasıl bir gün kurmak istiyorsak ona göre bir tarih tasarlamamız gerekiyor. Bunun için anlamlı. Sonra imtiyazsız grupların tarihini yazmak için yakın dönem tarihini, sözlü tarihten başka aparatımız pek yok. Yani kadınların tarihini yazmak istiyorsak, küçük kayıt bırakmamış azınlık gruplarının tarihini ya da olayların tarihini yazmak istiyorsak başka şansımız yok. Karşı bellekleri kayıt altına almak istiyorsak da sözlü tarihten başka şansımız yok. Sadece hani bellek tek başına kolektif hafızanın belirlediği bir şey değil. Aynı zamanda bir karşı bellekler de oluşuyor zaman içerisinde. Bunlar kayıt dışı kalabiliyor. Sonra eğitimde, yerel tarihin, tarih eğitiminde ya da sosyal bilimler eğitiminde, temel eğitimde Türkiye'de yerel tarih
bir ders ya da birkaç haftalık bir konu olarak yer almaya başladı ve tarih öğretmenleri yana yakıla sözlü tarih yapıyorlar. Çünkü sözlü tarih üzerinden öğrenciler daha insani bir tarihle tanışıyor. Tarih soyut bir şey olmaktan çıkıp somut, etrafındaki büyük babasının, sokağının, mahallesinin, oturduğu apartmanın tarihiyle başlıyor. Bu doğru bir tarihle tanışma biçimi. Ve mahallelerinin tarihini araştırıyorlar çocuklar. Sokaklarının tarihini, aile tarihi yapıyorlar. Bazen göç tarihi yapıyorlar. O şeyin inisiyatifine bağlı anladığım kadarıyla tarih öğretmeninin düşünce genişliğine, bilgi genişliğine de bağlı. Bazı İstanbul'un bazı bölgelerinde, Gazi Osmanpaşa'da mesela Tarih Vakfı ile beraber biz bir hani göç tarihi yaptık lise öğrencileriyle beraber. Çünkü Gazi Osmanpaşa farklı bölgelerden büyük göç alan bir yerdi. Bu alanda kullanılabilir. Yani vakfın öğretmenlerle de ilişkisi var ve eğitimin dönüştürülmesi, iyileştirilmesiyle ilgili kendine biçtiği bir ödev var anladığım kadarıyla. Sadece misyon değil yani, bir gerçekten ev ödevi gibi buna çalışmak istiyor. O yüzden örneğin tarih öğretmenlerine ya da sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik sözlü tarih atölyeleri yapılabilir ve onlara yöntem, yol, nasıl çalışacakları, öğrencilerle nasıl projeler geliştirebilecekleri, hangi lokasyonlarda potansiyel projeler ne olacağı gibi ortaklaşa işler yapılabilir. Bir başka şey tabii hani tarihin unut dediklerini hatırlamak sözlü tarih üzerinden. Çünkü resmi tarih anlatısı sadece nasıl hatırlayacağımızı değil, nasıl unutacağımızı da anlatır bize. Yani unutma evrenine atar. Bunlar üzerine çalışılabilir tabii. Göç üzerine çalışılabilir. Doğayla insan ilişkileri üzerine çalışılabilir. Güzel bir sözlü tarih, yerel tarih kitabı vardı. Şöyle diyordu Tarih Vakfı'nın ilk çevirilerinden bir tanesi. İskoçya'nın dağlık bölgelerinde şeye kadar 1930'lara kadar aslında bazı bölgelerde tarım Roma döneminden kalma biçimlerde yapılıyordu. Saban kullanılıyordu yani. Şimdi İzmir'de baktığımız zaman İzmir'in evet hani büyük kapitalist tarımın çok erken girdiği ovalarında değil ama dağlık alanlarına çıktığımız zaman yerel tohumlara ulaşılması, ekim ve tohum saklama biçimlerinin öğrenmesi, doğa olaylarının okunmasının nasıl olduğunun öğrenilmesi, insanlar mesela o mevsimin nasıl geçeceğini bazı göstergelere göre okuyorlar. Hangi göçmen kuş grubu önce gelecek mesela? Ona bağlı olarak şeyi anlıyor. O sene ilkbahar ve yaz nasıl geçecek? Böyle bir tabii büyük tarih anlatılarının doğuşu ve kuşaktan kuşağa anlatılan bilgi zincirini, aktarım zincirini koparttı. Ve bu belli kayboldu bence, kayboluyor da. Belki son temsilcileri var. Şey yapma biçimleri, ürünlerini ilaçlama biçimleri, geleneksel yöntemleri gibi alanlar öğrenilebilir. Farklı ürün türleri daha önceden kullandıkları gibi. Bunları düşünebiliriz. Tabii sözlü tarihin bir başka alanı son derece önemli travma çalışmaları. Travma ve göç çalışmaları. Güney Afrika'da da yapıldı. Bu başka büyük özellikle soykırımların ya da kırımların olduğu, çatışmaların olduğu bölgelerde de yapıldı. Bosna falan gibi. Bu da bir başka çalışma alanı olabilir. Ben sözlerimi burada izin verirseniz bitirmek istiyorum. Umarım çok uzatmadım. Hayır, çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Esra. Gerçekten çok ufuk açıcı bir konuşmaydı. Bayağı bende bir sürü düşünce uyandırdı. Sadece şunu, yani çok anlattıkları işte dünya kadar hakikaten önemli alt çizdiğim cümleler, fikirler var. Ama özellikle öne çıksın diye hem belki bütün ortak paydamızı da orası daha da oluşturabilir.
birisi ulus devlet, bir tanesi de sözlü tarih aslında. Ulus devlet gerçekten o insanın bütün o uzayan kollarını, işte başka bedenlere devam eden kültürleri ve oradan çıkarak işte tohumdan, doğadan, ne bileyim toprağa, işte her yere uzanan, bence başka insanlara uzanan, sınırların olmadığı, aslında çok daha iççelikleri, çok daha geçişkenliğin olduğu, bayağı böyle Mikhail Bakhtin'in aslında sanki dünyası gibi dünyayı bir de tasvir ettim. Öyle tek tür kapalı bir şey yok. Başka insanlarla ancak bir arada var olabilen bir insan türü ne yazık ki tek boyutlara indirgendi ulus devlette. Ama galiba şimdilik bunu alternatif var tabii ama şimdilik bunun içindeyiz. Onun için bir takım şeyler düşündük, öyle çözümler ya da işte teoriler. Bir de sözlü tarihte çok önemli, sözlü tarih tam da o insanların kaybolan uzantılarını, başka bedenlerde devam eden belki işte kolları, o duyguları vesaire yakalamada belki yolları vardır. Ben bir örnek vereyim sadece senin dediklerini tamamlayan, işte bu Avrupa Euro Türkler üzerine Ayhan Kaya ile yaptığımız araştırmalara çok karşımıza çıkan meseleydi. Yani Almanya'dan veya Türkiye'den o göçmen kitleye karşı en çok dile getirilen, tırnak içinde eleştirel, hatta hakarete varan şeyler. Ya bunlar ne Türk ne Alman mesela. Yani işte Almanlar bunlar bir türlü işte Alman olamıyorlar, Türk olarak kalıyorlar. İşte iki arada bir derede falan. Halbuki ilginç olan şey şuydu, yani o Almanya'da yaşayan Türk kökenli insanlar ya da Arap kökenli insanlar, bilmem Slav kökenli insanlar sadece tek bir şey olunamayacağını gösteriyorlar aslında. Çocuk Almanya'da doğuyor, Berlin'de doğuyor. E tabii ki Berlin havasıyla, suyla, Alman arkadaşıyla başka bir şey oluyor. Ve kendi taşıdığı babasından gelen, işte genlerinden gelen, kendi köyünden gelen, dünya kadar nasıl diyeyim, çağıldayan aslında bir sürü kimlik özellikleri bir aradayken onu ne yazık ki böyle makaslayıp, tıraşlayıp tek bir kalıba indirmek gibi çok açıkçası biraz kelime abartılı olabilir, tırnak içinde söyleyeceğim ama biraz insanlığından çıkartmak aslında belki. Yani hem doğadan koparıyorsun bir de başka insanlardan koparıyorsun. Ne yazık ki onlar da işte bir arada yaşamanın önüne engeller olarak söylenebilir. Bir arada yaşamak için demek ki o çoğunluktan başka çaremiz yok gibi bir sonuç çıkardım. Umarım çok fazla çarpıtmamışımdır. Hayır, evet. Çok güzel. Eyvallah, sağ ol. Çok güzel. Çok güzel. Evet, şimdi Arif Koçer'e geçelim. Arif Hocam da bize biraz bu meseleye insan hakları konusunda bütün biriktirdiği tecrübeler eşliğinde anlatsın. Onun hakkında da ben kısa bir bilgi vereyim. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Van 100. Yıl Üniversitesi'nde İslam Hukuku bölümünde İslam'da kadına yönelik ayrımcılık konusunda yüksek lisans yapmış bir arkadaşımız. Ve 1992'den beri de insan hakları meseleleriyle uğraşıyor. Hem yani işte bu işin hem biraz teorisiyle ve ama tabii ki pratiğiyle çok iç içe olan bir arkadaşım. Şimdi Hak İnisiyatifi Derneği'nin genel başkanı. Evet Arif Hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Üstadım, çok teşekkür ederim bu imkanı bize tanıdığınız için. İnşallah konuşmamız, anlattıklarımız birlikte yaşamamızın altyapısını oluşturmak için katkıya dönüşür diye ümit ediyorum. Şimdi biraz evveliyatından başlamak lazım kanaatimce. Kainat çok renkli, çok dilli ve çok çeşitliliğin olduğu bir gerçeklik. Kainat dediğimiz şey. Normal ve doğal olan da aslında evrendeki bu çeşitliliğin toplum hayatına yansıması. Ancak ne yazık ki az önce ifade ettiğiniz gibi ulus devlet ile doğal olan bu çeşitlilik dışlanıyor, tek tip ve tek kalıp insanlara dayatılıyor. Yani siyasilerin de çok sıkça kullandığı işte tek millet, tek devlet, tek din, tek bayrak falan, böyle tekleyen bir anlayış. Bu sıhhatli bir yönetim tarzını ifade etmiyor, tekleyen bir anlayışı. Kainatla zıtlaşan bir anlayışı, kainata tavır koyan bir anlayışı ifade ediyor. Ve başarılı olması da, insanlara mutlu etmesi de bu bağlamda mümkün değil. 10 Aralık 1948 tarihinde bir insan hakları evrensel bildirgesi malum ilan edildi. Bunun başlangıç kısmı buna ilişkin ifade şu şekilde. Diyor ki insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu ifade edilir. Bu çok önemli. Yani doğal, insanın doğal yapısındaki onur, eşit ve devredilemez haklara sahip olduğunu herkesin kabul etmesini, devletlerin, bireylerin, bütün dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu ifade ediliyor. Bence de çok önemli bir tespit.
Yine bu bildirgenin birinci maddesinde bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Özgür doğar, onur ve hak bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirlerine kardeşlik anlayışıyla muamele etmelidir. Bu da çok önemli. Yani herkes özgür, onur ve hak bakımından eşit ve kardeşliği esas alarak başka insanlarla iletişim kurmak zorunda. Yine bildirgenin ikinci maddesinde ise şu ifadeyi yer alıyor, o da çok önemli. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, yani bütün farklılıklarıyla birlikte onları muhafaza ederek bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Yani bütün insan hakları manifestosunun özü niteliğini ifade eder. Bence çok çok önemli. Yani bütün farklılığıyla birlikte bu farklılığını muhafaza ederek herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgedeki tüm haklara sahip olduğunu bildirge ifade ediyor. Bu bildirge insanlığın binlerce yıllık birikiminin sonucu olan çok kıymetli ilkeleri içinde taşıyor, ifade ediyor. Buna dayalı olarak da bir sürü başka Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bir sürü sosyal siyasal hakları sözleşmesi gibi sözleşmeler de devletleri bağlayan bir mevzuata dönüştü, biliyorsunuz. Ancak bu sözleşmelere imza koymak devletlerin buna uyacağı anlamına ne yazık ki gelmiyor. Devlet dediğimiz yapılar imza koydukları bu ilkeleri çok da ne yazık ki kale almayabiliyor. Hele bir de Türkiye'de olduğu gibi ideolojik bir devlet aygıtı var ise hiç kale alınmayabiliyor. İdeolojik devlet için toplum dediğimiz o çoğunluk cahil halk olarak niteleniyor. İdeolojik devlet kutsanıyor, halka rağmen halk için hareket ediliyor. Devlet bir süre sonra kendi yaptığı hukuk ile dahi kendini bağlı hissetmiyor. Sıkça rutin dışına, kural dışına, kendi koyduğu kanun dışına çıkabiliyor. Ve asıl kural keyfilik olabiliyor. Yani bugün de içinde yaşadığımız toplumda olduğu gibi. Neler yapılıyor peki? Yani devlet dediğimiz yapı ulusal üstü temel sözleşmelere, kendi koyduğu insani yasalara uymamakla ne yapıyor? İnsan haklarını ihlal çarkına dönüşüyor devlet dediğimiz yapı. Zaten insan haklarının alanı da devlet dediğimiz yapının alanını sınırlamak, insanın alanını genişletmek, insanın inisiyatif kullandığı alanı genişletmek. Ne yapıyor bu insan haklarını ihlal çarkına dönüşen devlet dediğimiz yapı? Bir sürü ihlallere de başat rol oynuyor. Ne gibi? Mesela işkence yasağı, savaşta bile uygulanamayacak mutlak bir yasak olduğu halde bunu yaygın ve sistematik uygulamaya dönüştürebiliyor. Yani ülkemizde de yaşadığımız gibi işkenceye sıfır tolerans denmişken bugün birçok gözaltı merkezinde yaygın ve sistematik uygulanacak bir hale işkence ne yazık ki gelebiliyor. Yine düşünce ifade özgürlüğü bağlamında meseleye bakarsak burada da çok ciddi kısıtlamaları ulus devletin getirdiğini görmekteyiz. İşte sosyal medya paylaşımlarını kısıtlaması, sadece Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı birkaç yıllık dönem içinde 50 bin tane dava açılması sosyal medya paylaşımları sebebiyle. Yani bu da gerçekten çok trajikomik. İnsanların işi gücü yok, herkes Cumhurbaşkanı hakaret etmek peşinde. Yani böyle bir dünya düşünülebilir mi? Tabii ki böyle değil ama eleştiriyi bile hakaret gibi algılayıp sindirmek için dava açılabiliyorsa bu sonuç çıkabiliyor ne yazık ki. Bağımsız medya organlarının engellenmesi, kısıtlanması, ciddi cezaları kesilmesi, yine düşünce ifade özgürlüğünün bir formu olan ve çok önemli olan barışçıl gösteri hakkının engellenmesi, askıya alınması gibi. Mesela son 5 yılda sadece Van ilinde bütün barışçıl gösteri imkanları askıya alınmış durumda. Yani Van'da yaşayan vatandaşlar 5 yıldan beri sokağa çıkıp sıradan barışçıl bir açıklamayı bile okumak hakkından yoksun bırakılmış durumda. Yine yaşam hakkı ihlal edilebiliyor bu ulus devlet dediğimiz yapı tarafından. Devlet gizli operasyonlar ile muhaliflerini öldürebiliyor. İşte
bir eski İçişleri Bakanı'nın 1000'den fazla gizli operasyon yapıldığını ifade etmesi gibi, özellikle muhalif Kürt iş adamlarına dönük operasyonların yapılabilmesi gibi. Bütün bunlarda devlet negatif yükümlülüğünü ihlal ediyor. Yani vatandaşının hayatını korunması gerekiyorken hayatına son verebiliyor hukuk dışı yollarıyla veya buna göz yumabiliyor, yapılanmalara göz yumabiliyor. Veyahut da korunması gereken Hrant Dink gibi vatandaşların göz göre göre öldürülmesine müsaade edebiliyor. Bu da pozitif sorumluluğun ihlali anlamına geliyor. Yani devlet hem vatandaşını bizzat öldürebiliyor veya öldürülmesine göz yumabiliyor veyahut da korunması gerekeni korumamakla ölümüne sebep olabiliyor. Bu şekilde yaşam hakkı ihlalleri ciddi şekilde görülebiliyor, gözükebiliyor. Yine kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal edebiliyor. İşte suç ceza mahkemeleri ile on binlerce insanı çok sıradan sebeplerle bir bankaya para yatırdığı için, bir sendika üye olduğu için terörist sayabiliyor ve cezaevlerine atabiliyor. Baylok kullandı diye hapse attığı insanların 11 bin tanesini Baylok IP eşleşmesinin açığa çıkması ile pardon deyip salabiliyor. Yani bunları fevkalade temel hak ve özgürlükleri ihlal eden durumlar ve bu konudaki devlet yaklaşımı. Yine binlerce dernek ve vakfı kapatıp mallarına el koyup örgütlenme özgürlüğünü ihlal edebiliyor. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminden sonra binlerce dernek ve vakıf kapatıldı ve mallarına el konuldu. Yine havadan sudan sebeplerde. 150 bin insanını işten çıkartıp özel sektörde bile çalışmasını engelleyebiliyor. Mesela bir akademisyeni kamu görevinden atıyor. Yani FETÖ dediği yapılanmayla da hiç ilgisi olmadığı halde, yani sol muhalif görüşe sahip olduğu halde işten atabiliyor herhangi bir KHK ile. Daha sonra bu hukuk fakültesi mezunu akademisyenin avukatlık yapmasına bile engel olmaya çalışabiliyor. Ruhsat aldığı zaman bakanlık dava açıp o ruhsatı iptal yönünde işlem yapabiliyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Yani o kadar çok ihlal yaşanıyor ki bu listeyi saatlerce ifade etmek mümkün. Ali Fuat Başkin'in belirttiği gibi devlet dediğimiz yapı fikri bir varlık. Fikri bir varlık ve uygulamada onu şahıslar yönetiyor. Şayet devleti yöneten şahıslar hukuk ve ahlak ile bağlı değilse, Başkin'in ifadesiyle Bozkır'daki kurtlardan daha tehlikeli bir hale gelebiliyor. Böyle bir mantık, böyle bir yapı, böl ve yönet mantığı ile insanların başında eli sopalı çoban gibi davranabiliyor, devamlı düşmanlar üretebiliyor, ötekiler icat edebiliyor ve bir kısmı ile diğerini ezip sonra başkaları ile de onları ezebiliyor. Döven ve dövülen değişiyor ama otoriteyi elinde tutan devlet seçkinleri hiçbir zaman değişmiyor. İttihat ve Terakki dediğimiz ekibin devamı olan bir zihniyetin ideolojik ulus devlete hakim olduğunu ne yazık ki gözlemlemekteyiz. Bu işin devlete bakan yönü, bir de topluma bakan yönü var ki bu da ne yazık ki çok iyi değil. Linç ve şiddete çok yatkın bir toplum olmuşuz ne yazık ki. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ivme kazanarak tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Yakın zamanda yaşadığımız Güzelbahçe'de nefret suçu kurbanı olan 3 Suriyeli gencin yakılarak öldürülmesini izah etmek mümkün değil. Yani toplumsal bir cinnet hali yani. Yani sana ne yaptı ki 3 tane gencecik insanı yatarken uykusunda kapı altından işte bez uzatıp üzerine benzin döküp yakarak katledebiliyorsun. Yani bunu anlamak mümkün değil. Toplumsal bir cinnet hali. Yine Konya'da aynı aileden 7 Kürt vatandaşımızın tek bir şahıs tarafından yakın zaman önce öldürülmesi bu işin vehametinin boyutlarını bize gösteriyor. Yani eğitimdeki devlet tekeli ile zihinlerimiz, şuur altımız bir sürü ötekiyle koşullandırılmış ve biz bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ve ötekimize dönük de insaf, merhamet, adalet dediğimiz duyguları, insani duyguları hiç kale almadan bu katliamlar, bu linç girişimleri ne yazık ki hayata yansıyabiliyor, meydana gelebiliyor. Peki ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Öncelikle devlete bakan yönüyle ideolojik devleti deşifre etmeliyiz. Sivil bir anayasa ile sivil bir devlet inşa etmeliyiz.
o birlikte inşa ettiğimiz, anayasasını birlikte yaptığımız devlet kutsal bir devlet olmamalı. Sadece hizmet aygıtı olmalı. Yönetenler de evrensel hukukla kendilerini bağlı hissetmeli. Buna ilişkin de denge ve denetleme mekanizmaları oluşturmalıyız. Ve bu yapı, bu devlet dediğimiz hizmet aygıtı doğrudan insan haklarına dayanmalı. Birinci önceliği de insanın onurunu korumak olmalı. Ve anayasasının değiştirilemez tek maddesi Alman anayasasında olduğu gibi insan onuru olmalı. İnsan onurunun korunması olmalı. Yani icat ettiğimiz kutsallar olmamalı. İnsanın onuru olmalı. İnsan merkeze alınmalı. Hukuk önünde herkesi eşit kabul etmeli. Dil, din, renk vesaire tüm farklılıkları ise zenginlik saymalı. Dezavantajlı gruplara ise işte kadınlara, farklı din, mezhebin tabisi olanlara, hatta inanmayanlara pozitif ayrımcılık ile destek olmalı. Onların kendi kimliklerini muhafaza etmesine, kendi dillerini, kimliklerini, farklılığını muhafaza etmesine devlet destek olmalı. Böyle bir hizmet aygıtına dönüşmeli. Topluma bakan yönüyle ise şöyle bir sosyoloji inşa etmeliyiz, şöyle bireyler oluşturmalıyız diye düşünüyorum ben. Doğumda eşit ve ölümde eşit olan biz insanlar bütün farklılıkları ile birlikte yaşamda da eşitliği içselleştirmeliyiz, içselleştirmeli. Yani doğumda eşit, ölümde eşit. Hayatın devamı süresince de eşit olmayı hazmedebilmeliyiz. Kimseden üstün değiliz ve üstünlük taslamamalıyız. Hangi etnisitenin, hangi dinin, hangi inancın mensubu oluyorsak olalım fark etmez. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ancak birbirimize saygı duymak ve tahammül etmek zorundayız. Bu medeni olmanın da birlikte yaşamanın da ön koşulu. Sevmeyebiliriz ama saygı duymak ve tahammül etmek zorundayız. Başka türlü birlikte yaşayamayız. Yani insanların boğaz boğaza geldiği bir sosyoloji istemiyorsak ortak paydada saygı ve tahammül temelinde uzlaşan bir hayatı hedeflemeliyiz. Medeni olmanın esası da saygı temelli böyle bir toplumun inşasıdır. Hatta İslam inancında da buna dönük çok açık metinler geçiyor. Ne gibi? Mesela Hucurat 113'teki ayette şöyle der. Der ki, insanlar bir erkekle bir kadından yarattık ve tanışmaları için kabilelere, şubelere böldük, ırklara böldük. Tanışmaları için. Savaşmaları için değil, inatlaşmaları için değil. Kanlarını döksünler birbirinin diye değil. Ancak en kıymetli olan, en erdemli olandır. Yani en çok faziletli olandır. En kıymetli insan, en erdemli insandır. Değeri kan ve tende değil, irade ile kazanılan erdemleri de arayabilirsek, yani kavimde, mezhepte vesairede değil, irade ile kazanılan erdemleri de arayabilirsek, insan onurunun esas olduğu, herkesin eşit ve özgür olduğu bir dünyayı beraberce inşa edebiliriz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Arif Bey çok çok teşekkürler. Arif Seçer bize. Özellikle insan hakları, devlet ve toplum arasında insan hakları perspektifinden çok önemli bir sunuş yaptı. İnsan hakları bildirgesinden, o insanın onuru, her şeyi tekrarlamanın alemini çizmek için özellikle söylüyorum. O insan onurun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ve o onuru tüketen, onura darbe vuran her anlamda devletten gelen veya işte toplum içindeki, yani hem siyasette hem sosyolojide diyelim, sosyal alanda diyelim, yukarıda inşa edilmiş kutsal ve kutsalın aşağı yansıması ve insanların hayatının değersizleşmesinin ne kadar korkunç sonuçlar yarattığını, bir arada yaşama potansiyelimizi nasıl kırdığını anlattı. Aslında bütün bu sonuçtan çıkan sonuç sanki çok doğal bir sonuç çıkarabiliyoruz aslında. Yani tam bunun tersi galiba, işte bu devletin kutsallığı, her şeyi kadir, mutlak bir karar veren bir devlet yerine insana saygı gösteren, insanın çoğulluğuna saygı gösteren bir yurttaşlığın inşa edilmesi. Hem devlet nezdinde hem belki toplum düzeyinde. Bu konuda belki işte bir referans olması için benim aklıma sık gelen bir şey. Yani insanlar farklıdır ama insanlar sadece Kürt oldukları için, Müslüman oldukları için farklı değildir. Kürt olarak da kendi içinde bir sürü farklılığı vardır. Kadın, erkek, yoksul, zengin, işte ne bileyim zazası, kırmançısı veya kadın olarak işte gene yoksulu, daha şehirde yaşayanı, köyde yaşayanı anlamında öyle mutlak kimliklerden zaten bahsetmek mümkün değildir. Ama en azından
şu sahip olduğumuz farklılıkları kale alan fakat farklılığa ve eşitliğe aynı anda saygı gösteren bir toplum tahayyülü gibi bir şeyi belki bunun sürekli promosyonunu, bunun sürekli lafını etmemiz ve bunu güçlendirmek için çalışmak gerekiyor galiba. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Sağ olun efendim. Son olarak sözü Melek Göregenli hocamıza vereceğim. Melek Hoca'yı da bir kısaca tanıtayım bilmeyenler için. Herkes muhtemelen bu kitlede herkes tanıyordur ama Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünde çalışıyordu. Ama barış bildirisini imzaladığı için KHK ile 2017'de uzaklaştırıldı. Az önce yani Arif hocamızın söylemiş olduğu hikayenin somut bir örneği olarak. Ama alanları dersek hala aslında bu üniversiteden uzaklaştırılmış olması onun akademik veya araştırmacı özelliklerini engellemekten çok uzak. Böyle bir şeyin böyle bir etki yaratamaz. Kendisi sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, çevre psikolojisi alanlarında çalışıyor ve insan hakları, muhafazakarlık, göç, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, insan mekan ilişkileri konularında ulusal, uluslararası araştırmalar, çalışmalar yapıyor. Gene aslında belki işte hem bu işin teorisi ve pratiği hakkında çok çalışan, çok verimli bir hocamız. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz bize katıldığı için ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurunuz. Ben teşekkür ederim Ferhat. Vakıf için de başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun diliyorum. Hep beraber elimizden geleni her zaman yapacağız diyorum. Esra ve Arif'in bıraktığı yerden biraz senin de aslında bu hani farklarımız var ama farklar neye yol açar meselesinden belki başlayabilirim. Tabii ben sosyal psikoloğum. Doğal olarak akademik disiplinimden hareketle dünyayı anlamaya çalışıyorum. Yani politik görüşlerimin yanı sıra. Şimdi aslında bir arada yaşama dediğimiz zaman belki önce şunu söylemem lazım. Sanki böyle bir ideal yaşam haline dair bir kavram bu. Fakat bütün toplumsal olana dair kavramlarda olduğu gibi aslında bir tarihselliği var bu kavramında. Ve bu tarihsellik bizim gibi sosyal ve politik değişmenin, dönüşmenin çok hızlı olduğu toplumlarda aslında çok sık değişiyor. Şimdi konuşurken bu panel, yani burada ne konuşacağıma dair ne düşündüğümü Ferhat'la paylaşmıştım gündüz. Hakikaten ilk şunu düşündüm, yani ben mesela bir arada yaşam üzerine ne kadar çok konuşmuş ve yazmışımdır şu son 20 yılda diyeyim, belki daha da öncesinden. Yani özellikle bu bir arada yaşama kavramını kullanarak aslında aynı anlama gelse de başka terimlerle de konuştuk ama mesela Kürt sorununa yönelik çözüm sürecinde biz bu kavramı nasıl konuşuyorduk? Ya da işte AKP iktidarın ilk yıllarında nasıl konuşuyorduk? Yani bir tür hani Cumhuriyet'in ötekileri, hatta benim Cumhuriyet'in sürgünleri diye bir yazım vardır. Müslümanların bir anlamda iktidara geldiğini, gelişini karşılarken nasıl konuşuyorduk? Ve günümüzde nasıl konuşuyoruz, değil mi? Yani devran çok döndü ve şimdi bir arada yaşama bir tür ütopya gibi geliyor bana mesela. Yani böyle çok karamsar konuşmak istemediğim için biraz önce ne bu, yani nasıl mümkün olabilir, biraz onun üzerine konuşacağım. Ama bu değişkenliği üzerine hepimizin düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bir toplumsal ideal olarak, bir yaşam ideali olarak belki de bu dönüşümün, değişimin kendisi, yani kavramın tarihselliği bize aslında şunu söylüyor. Ne kadar bir arada yaşamaya niyet etmiş ya da bunu arzulayan sıradan insan gruplarına bağlı bu bir arada yaşam idealinin hayata geçmesi ya da bu yolda yürümek ne kadar iktidarlara bağlı? İşte o soru ve bu, yani bu sorunun cevabı da aslında çok önemli bu dönüşümü anlamak için. Şimdi ben kısaca önce şunu söylemedim. Hepimizin bir, yani psikoloji, sosyal psikoloji birikimi bize şunu öğretiyor. Hepimizin bireysel kimlikleri var. Sosyal kimlikleri var ve aslında kolektif kimlikleri var. Tabii ki bunların üzerinde tek tek durmayacağım. Bunlar çok iç içe, çok geçişli
kimlik yapıları. Aslında bunlar, bu kimlikler hepimiz için çoklu özellikler gösteriyor, çoğul. Yani ben örneğin işte kadının orta sınıflardan gelen biriyim. Türkiye için baktığımızda beyazım, batılıyım, Türk kökenliyim. İşte dinle çok alakam olduğunu söyleyemem. Şehirli falan, eğitimli birisiyim. Şimdi bütün bu kimliklerim aslında beni, yani bu kimliklerin hiçbirisi böyle nötr, eşit falan değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu uzun uzun da anlatmanın gereği yok. Bir kapitalist toplum içinde yaşıyoruz. Bir defa sınıfsal olarak aslında birbirimizden farklıyız. Yani neredeyse doğuştan içine doğduğumuz sınıfa aitiz. Ve bu bizi bir yere koyuyor. Ama bu yeterli değil. Yani beni örneğin pek çok kimliğim, o çoklu kimlikler, böyle olimpiyat halkaları gibi düşünebiliriz. Hepimiz için, herkes kendisi için bunu düşünebilir. Bazı kimlik özelliklerimiz açısından toplumsal hiyerarşi içinde yukarıda, bazıları açısından aşağıda, bazıları açısından da böyle ortalardayız. Yani bunları o hiyerarşik toplum yapısında alt alta koyabiliriz. Tabii ki tek mesele ve hepsini doğuran sınıfsal hiyerarşiler değil. Yani kapitalizmin tek başına kendisi değil. Çünkü kapitalizm aslında sürdürülebilirliğini kendi açısından sağlamak için bu sosyal ve kolektif kimlikleri, bu tabii çok nedenleri var. Yani hani dünya bir toptu, güneşten koptuğu kadar gitmeyeceğim ama sonuçta aslında hiçbir tesadüf değil. Yani ne siyahların mesela neden ten rengi siyah olanların beyazlardan daha aşağıda olduğu meselesinin de bir takım nedenleri var. Ama sonuçta çok başka hiyerarşiler oluşturuyor toplum içinde, sınıfsal hiyerarşinin dışında da. Ve aslında bu hiyerarşilerin birbiri, yani her kez kendi çoklu kimliğinde yukarıda olduğu kimliği önceleyerek, onun getirdiği statüyü koruyarak, korumaya çalışarak aslında kendi altındakine yönelik, hani çok benim sevdiğim bir laf değil, bu ötekileştirme denilen şey aslında ayrımcılığın kaynağı bu. Yani statüyü korumak için kendi altında konumlanan kişiye, ki bu kendi altında konumlanması zaten toplumsal olarak bir veriye, bir gerçekliğe dayanıyor. Yani Türkiye'de örneğin Türk, Müslüman, işte erkek ve heteroseksüel bir iktidarın olması Cumhuriyet'in en başından beri tesadüf falan değil. Bunun bir sürü nedenleri var ve bu kimlikler dışındaki bütün kimlikler şu veya bu şekilde her zaman ayrımcılığa uğruyorlar. Şimdi biz aslında bir arada yaşamak derken şöyle bir şey kastetmiyoruz. Bir kere öncelikle bence onu söylemem lazım. Herkes bu kolektif, sosyal ve kolektif kimliğini aslında bir şekilde eğer yukarıda bir kimlikse bu, onun sahip, onun statüsünün, onun avantajlarının, çıkarlarının korunması ve dolayısıyla bu yolla sistemin de korunması aslında yoluyla sıkı sıkıya sarılıyor. Aşağıdakiler de ayrı bir konu ama bu dezavantajlı kimlik konumunu değiştirmek için farklı yollar izliyorlar. Normatif yollar, normatif olmayan yollar, işte şiddet ya da sivil vesaire vesaire yollar. Şimdi biz bir arada yaşamak derken aslında şunu kastediyoruz değil mi öncelikle? Eşitsizliklerin giderildiği. Çünkü kim bir arada yaşamayı ister? Yani bir arada yaşamanın bize sağlayacağı şey nedir? Bu eşitsizlik ve adaletsizliklerin, yani gruplar arası eşitsizliklerden kaynaklanan adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin giderildiği bir toplum yapısı, bir hayat istiyoruz. Şimdi bunun için öncelikle aslında yukarıdakilerin statülerinden biraz vazgeçmeleri gerekiyor. Mesela Arif işkence meselesini anlattı değil mi? Yani şu son işte 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de bu kadar yoğun bir şiddet içinde kullanıyorum. Müslümanlara işkence yapıldığını gördüm mesela. Kendisini Türk ve Müslüman olarak tarif edenlere işkence yapıldığını gördüm. Oysa Türkler ve Müslümanlar biliyoruz ki, yani Türk ve Müslüman olmak bu ülkenin hakim kimliklerinden birisidir. En önemlisidir hatta. Neden böyle oldu? Şunu bize öğretti aslında 15 Temmuz sonrası değil mi? Devlet
kendi varlığını, iktidarla kendi varlığını tehlikeye atacak her türlü aslında tehdit karşısında o şiddet silahını, ki işkence de bunların en önemlilerinden bir tanesi, çok rahatlıkla kullanıyor. İşte her zaman solculara, Kürtlere uygulanan kaçırma, efendim yok etme, değil mi? Göz altında kaybetme. Yani bizim bildiğimiz klasik ama hiç de bu gruplara uygulanmayan yöntemlerin hepsini şimdi daha çok uyguluyorlar. O zaman bir arada yaşamaya ihtiyaç duyan gruplar gerçekten çok değişebilir. Böyle bir coğrafya burası. O yüzden de şimdi bir yandan yani ne yapmalı diye düşünürken bir yandan biz aslında bu kendiliğinden sistemi koruma ve sürdürmeye hizmet eden hiyerarşileri kökünden değiştirmek, daha adil hale getirmeye çalışırken bir yandan da evet ben şeyi çok önemsiyorum. Bireysel olarak da bunu yani çözüm tek tek hepimizin birbirimize tırnak içinde saygı duymamız falan değil bence. Ama birbirimizin varlığını görmemiz, tanımamız, saygı duymasak bile bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neden kıymetli olduğunu düşünüyorum? İktidarlar çünkü özellikle AKP iktidarının bu hani onun içinde yaşadığımız için söylüyorum. Başa geldiğinden beri o dönüşümüne baktığımızda, izlediği politikalara baktığımızda tam da bu son dönemlerde hani kutuplaştırıcı denilen o dili aslında ne yapıyor? Hem ekonomik sistemi konsolide ediyor, hem politik sistemi konsolide de ediyor ve bütün buralardaki adaletsizlikleri körüklüyor. Aynı zamanda aslında ekolojik olarak da dünyayı, ülkemizi, coğrafyayı mahvediyor. Ve bunların hepsini yapabilmek için aslında, hepsi konusunda başarılı olabilmek için tam da ihtiyaç duyduğu şey bu toplumda bizim hani bir arada yaşamaktan bahsederken adını andığımız grupların birbirini görmemesini sağlamak. Şimdi o yüzden ben bu kutuplaşma veya da kutuplaştırma kavramına da sanki böyle biz kendi kendimize kutuplaşıyormuşuz gibi bazen konuşuluyor, bu kötü bir şey gibi. Yani iktidar kutuplaştırıyor, bunu tabii hepimiz biliyoruz. O nefret diliyle, politikalarıyla, kimin meşru, kimin gayrimeşru olduğunu sürekli olarak ilan ederek. Ama belki de aslında başka tür bir kutuplaşmaya bizim çok da ihtiyacımız var doğrusu. Yani nasıl yaşadığı, hani tek yolumuz, tek kurtuluş yolumuz da bana o gibi geliyor. Çünkü bu hiyerarşik sistem bütünüyle dağıtılabilir değil yakın zamanda. O zaman tek yolumuz bireysel ve kolektif olarak bir arada yaşamayı, yaşama arzusunu aslında görünür ve güçlü kılmak. Yani bütün üsttekilerin kayıplarına, alttakilerin belki yeterince adil olmayan bir şeye razı olmalarına rağmen demek istiyorum. Aslında tam bitirmek bana biraz da bazı zaman kaldı ama olsun, bir dakika daha kullanacağım. Şeyi çok hocam, biraz hani, daha devam edebilirsiniz. Yani çok öyle kendinizi kısıtlayacağım. Gene de çok etmeyeyim. Kimseyi sıkmayayım. Belki konuşuruz hep beraber. Şeyi söylemek istiyorum. Bu hani değişim dönüşüm meselesini söyledim ya. Hani kolektif kimliklerin aslında o çoklu kimliklerden birisinde yükseldiğinde aslında kendi altında başka birini tarif ederek hayatta kalıyorsun. Bu çok yaygın bir şey. Mesela şey örneğini vereceğim. Şu en son Güzelbahçe'de olan Suriyelilere yönelik linç, yani cinayet, felaket. Yani çok amacına ulaşmış bir linç olması çok acı. Yoksa alışık olmadığımız bir şey değil bizim Türkiye'de linçler. Ayrıntılarını bilmiyorum. Yani kim yapmış, nasıl yapmış, ama size başka bir örnek anlatayım. Benim çok canımı yakan. Ben yani sivil toplum çalışmaları da çok yoğun, alan çalışmaları da araştırmaları yapan biriyim. Yani hep böyle akademisyenlik yaptım. Bunu çok seviyorum. Şeyde Suriyelilerin ilk gelmeye başladıkları zamanlar, yani 8 yıl önceydi herhalde. Halkların Köprüsü Derneği'nin çalışmaları
kapsamında onlarla beraber şeye gitmiştik. O zaman Torbalı'da Suriyeliler daha yeni yeni gelmeye başlıyorlar ve daha önce ben Torbalı'da yanlış bir yerden başladım. Kürt tarım işçilerine yönelik ciddi oradaki Türk, yani kabaca kullanıyorum, hani Türk olmayabilir, onlar da belki başka yerin göçmenidirler eminim. Ama erken gelen biliyorsunuz yerlidir bizim coğrafyada. Yani en yerli en erken gelendir. Yoksa hiç yerli falan yok ortada. Yani İzmir'de özellikle öyledir. Türk kökenli Torbalı'daki tarım işçileri Kürt tarım işçilerine ayrımcılık yapıyorlardı. Hatta saldırıyorlardı vesaire. Bunlarla bir dönem uğraştık, çalıştık. Daha sonra aradan zaman geçti. O mevsimlik gelen tarım işçileri Kürtler yerleşik hale döndüler ve daha böyle sektör falan değiştirdiler. Tarım, işte turizm sektörüne daha çok geçtiler. Şu oldu, bu oldu. Yani mevsimlik Kürt işçileri sınıfsal olarak biraz daha yukarıya bir yere geldiler ve bu arada Suriyeliler geldi. Ve biz Halkların Köprüsü'yle Suriyelilere yönelik linç girişimleri, ayrımcılık, dışlama vesaire, işte evlerin mekanlarına, çadırlarına saldırı, şu bu, böyle bir olaylar olmuştu. Gene oraya çalışmaya gittiğimizde bir gördük ki Suriyelilere saldıranlar daha çok Kürtlerdi. Şimdi bakın bu çok şey söylüyor bana. Yani sistemin bu bir arada yaşama ihtimalini ortadan kaldırmayı sürekli başarıyor olmasının altında yatan çok önemli faktörlerden bir tanesi bu. Bu aslında çoklu kimliklerimizin hangilerinin sistem tarafından ne kadar onaylandığı ve ona statü verildiği. Yani şöyle söylenebilir, belki çok daha sıradan bir cümle aslında kurarak, ama bence çok anlamlı. Bu birbirine kırdırma meselesi var ya, bu çok ustaca kullanılan bu coğrafyada bir strateji iktidarlar tarafından. Mesela Arif çok iyi bilir, biz onunla uzun yıllar hep beraber çalıştık. Mesela 15 Temmuz sonrası bu işte tırnak içinde FETÖ'cü başlığıyla, ne diyeyim, adlandırılmasıyla meşrulaştırılan gruplara yönelik yapılan her türlü haksızlık, her türlü işkence, zulüm gerçekten kendilerini hak savunucusu olarak tarif eden insanların maalesef, yani çok acı ama bu gerçek, büyük çoğunluğu tarafından görülmedi. Ben çok uzun süre bunu her yaptığım konuşmada dehşetle hep söylemiştim. Hala da duruyor galiba YouTube'da. O işte askerlere, o gece yakalanan insanlara yapılan işkence görüntülerinin çok açıkça yayınlandığı, fotoğrafların yayınlandığı ve çok az insan buna ses çıkardı. Hatta şeyi bile hatırlıyorum. Mesela davalarını alma konusunda, yine tırnak içinde kullanıyorum, daha demokrat solcu avukatlar uzun süre çok mütereddit kaldılar. Şimdi böyle olduğunda bir arada yaşama arzusunun karşısında şu sorunun sorulmaması lazım. Kiminle bir arada yaşamayı tercih ediyorum? Yani şunlarla bir arada yaşarım da şunlarla da bir arada yaşamam. Şimdi bu coğrafya, yani coğrafya kaderdir diye bir laf var ya. Kader olan belki de hele bizim gibi çok böyle dönüşen, çok gelip geçilen, çok hep öyle değil mi? Vakit olsa Esra'nın söylediklerini de aslında bir şey eklemek isterdim. Belki bir gün özel olarak İzmir'le ilgili konuşuruz. Çünkü çok çalıştığım bir alan benim. Ama öyle bir coğrafyayız biz. Yani bizim şununla bir yerde yaşamak isterim, bununla istemem gibi bir, bu etik olarak da politik olarak da yanlış ama böyle bir seçeneğimiz yok. Herkesle bir yerde yaşamak zorundayız. Diyeyim ve bitireyim Ferhat'cığım. Çok çok teşekkürler Melek. Ağzına sağlık. Hepiniz aslında çok teşekkürler. Bu herkesle birlikte bir arada yaşamak, seçmeden. Yani işte bir zamanlar bu darbeler konusunda da böyle bir seçimlerimiz vardı. İşte kimin darbesi gibi, benzer evet. Bir şey aslında. Kimle yok bununla yaşar mı, bununla yaşamam diyen bir dil, ne yazık ki bayağı mücadele edilmesi gereken bir dil. Ama bir yandan Bekir'in sözü İzmir'le bitirmişken
şöyle bir şey demek istiyorum. Ya ben tabii yeni İzmirliyim. Öyle İzmir üzerine biraz şimdilik hariçten gazel okumak istemem ama yaptığımız işte İzmirlilik araştırmasıyla falan da gördüm. Galiba eğer bir irade varsa o işte şehir veya işte ne bileyim alan, yer, köy, biz anlar az önce Esra'nın anlattığı gibi işte bir köyde, en uzak köyde bile bir tane işte Rum bir şey var. Birisi çerçi veya işte ne bileyim esnaf birisi geliyor gidiyor bir şey var. O köy onu kabul ediyor. O köyde o Rum'u veya işte başka bir Rum köyde belki bir Türk'ü içine alabilecek bir irade var. Yani bu köy esas olarak derdi zaten muhtemelen o bir arada yaşamak çok önemli o köy için. Yani Rum olmadan olmayacak. Yani 1915 Ermeni soykırımı, katliam ne derseniz deyin. O zamanlar mesela bir sürü Ermeni korunduğu yerde şu deniyor işte, ya Ermenisiz köy mü olur? Değil mi? Yani bu aslında şeyi gösteriyor. İnsanlar bir aradalıklarıyla, o insanlarla beraber yaşıyorlar. O kentin, o köyün arzusuna tekabül ediyor. Bugün ne yazık ki o arzularda bayağı bir kırılma oldu ama İzmir'de biraz bana sanki o arzuyu hala taşıyan bir şehir gibi. Boğuşarak biraz, itişerek, kakışarak, yani yeni gelenlerle zorlanarak ama bir şekilde içine alarak şimdilik galiba bir tek işte Suriyeliler falan gibi şeyler konusunda daha zorlanıyor. Güzel baştaki olay tabii ki çok da kolay, hızla geçiştirilecek bir olay asla değil. Ama şehir veya memleket her tarafta ulus devletin o kapalı, kısıtlanmış, törpülenmiş kimliklerin en önemli derdi galiba güvenlerini kaybetmiş olan bir insan türüyle iştigal ediyor. Biz kendimiz de dahil olmak üzere. Çok da güven duymuyoruz aslında. Ne bugünden ne gelecekten. Dolayısıyla geleceğe dair kaygısı çok olan insanların sizin de çok net işte o sınıfsal meseleyle bağlantılı olarak söylediğiniz gibi o güveni kıracak ve güveni oluşturacak, bir başkasını görecek bir iradeye sahip olmak gerekiyor diyerek uzatmadan lafı bitireyim. Sorular vardı. İsmail örnekten gördüm ama gördüğüm kadarıyla Arif Koçer'eydi galiba bir tanesi. Başka da soru göremedim. Arif Koçer'e ulaştı mı? Arif görebiliyor musunuz hocam? Ben göremedim hocam. Yani söylerseniz hemen dilim durun. Ben cevaplayayım o zaman ya. Okumaya çalışayım buradan. Zahmet olacak. Haklar çağında özellikle insan hakları ihlallerinin ayyuka çıkması paradoksal bir durum değil midir? Haklar çağında insan hakları. Akabinde hakların liberal doğal hukukla temellendirilmesi öznenin haklarla kurduğu ilişkiyi kendisi açısından narsist, öteki açısından pragmatist kılmıyor mu? Dolayısıyla liberal doğal hukuktaki haklara ilişkin bu ilişkide bir narsizm var mı? Ya da işte başkası açısından pragmatizm. Hak mücadelelerin baskılanıyor olmasından çok daha özgürlükçü olduğu durumlar bu yüzden daha korkutucu geliyor bana. Çünkü devlet burada kendi sınıfsal kimliğini gizleme imkanı bulacak şekilde full ulaşırken kazanılmasına izin verdiği diğer tüm haklarla aslında kendi derdi olan mülkiyet hakkını pekiştirmiyorum. Bayağı böyle bir makale yazmanızı gerektiren bir takım sorular. İsmail örnek bayağı döktürmüş. Sağ ol İsmail, çok teşekkürler. Güzel soru ama bence. Süper, yani hakikaten evet, evet. Sabaha kadar burada kalacağız galiba. Hemen diğer sorusuna da geçeyim. Yekpare bir insanlıktan gerçekten söz edebilir miyiz gerçekten? Tam insanlar, yarım insanlar, çeyrek insanlar var gibi sanki. Suriye krizinde insan haklarından kimlerin faydalanabildiğine bakarak anlayabiliriz bunu. İnsan hakları yasalarından tam olarak yararlanan Avrupa tarafından seçilen mülteciler var. Geçici koruma statüsünde olanlar var, hakları var ama mülteciler kadar değil. Sınırlarda geri püskürtme gibi bir kavramla tanışanlar var. Denizde boğulanlar, kayalıklara çarpanlar var mesela. Tam insanlar, yarım ve çeyrek insanlar ve insansızlar diyerek bitirmiş. Evet, bu konular üzerine yorum yapmak isteyenler varsa buyurun efendim. Ben kısaca bir başlangıç yapayım, sonra diğer hocalarım devam eder istiyorsa. Yani hak mücadelesi insan olmamızın gereği olan bir mücadele. Yani onurlu yaşamak için, kendimize saygımızı göstermek için yapmamız gereken mücadele ve yapmak zorundayız. Ve insan haklarının çalışma alanı, yani bireyin alanını genişletmek, devletin alanını daraltmak, devlete hukuka uymaya mecbur kılacak bir mücadele. Bunu yapmak zorundayız. Yani devlet buna kısmen müsaade ediyor, kendisini filulaştırıyor gerekçesiyle bundan geri kalamayız diye düşünüyorum. Hakların kaynağı nedir? Yani doğal haklar
bir kısım insan hakları literatüründe doğal haklar hakların kaynağı olarak kabul ediliyor. Yani insan olarak doğmak sebebiyle insanın temel haklara sahip olduğu ifade ediliyor. İslam inancı açısından da çok benzeri bir yorum yapıyor zaten. Yani kişinin insan olarak yaratılmasıyla yaradan tarafından ona verilen temel haklar ve kimsenin alamayacağı hakları şeklinde niteleniyor İslam hukuku alan açısından baktığımızda. Mücadeleye devam diyorum ben. Başka ekleme yapmak istiyorsa hocalarımız onları da dinleriz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam. Çok teşekkürler. Hocam. Evet. Melek Hocam, Esra Hocam bir şey eklemek istiyor musunuz? Evet. O zaman ben de şu insansızlık meselesine bir dokunayım ve onun üzerine bitirelim. Yani gerçekten tabii öyle homojen bir insanlıktan bahsetmek mümkün değil. Ama bunu çok hızlıca şimdi Melek'in aktarmış olduğu, yani söylemiş olduğu sınıf meselesiyle şey diyelim, o özetlemeye çalışalım. Gerçekten hiç kimse aynı eşit insanlık muamelesini görmüyor. Zaten işte yakılabilir insanlar, kamplara kapatılabilir insanlar, işkence yapılabilir insanlar vesaire gibi, ama toplumdaki var olan iktidar ilişkilerinden bağımsız değil. Ama gene de galiba bu bir tür arzu, bir arada yaşama arzusu derken bir tür eşitleme yapmaktan da başka çaremiz yok. Yani sosyal olarak, sosyolojik olarak inceleyip farklılıkları görmemiz onlar için eşit, herkesi görerek, yani Melek'in demiş olduğu gibi işte, herkesi görerek mücadele etmek gerektiğini ortadan kaldırmıyor galiba. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben tabii ki, lütfen. Önemli yani, herkes belki gördü de Twitter'da, ben de gördüm çünkü bunları takip etme imkan yok. Bugün Cizre'de işte yani yıllar önce 21 kişinin kaçırılıp herkesin göz önünde görüntüleri var. Sonradan öldürüldüğü dava yine hiçbir şey çıkmadan beraatle sonuçlanmış. Şimdi gerçekten o görüntüler bile korkunç. Yani aynı şey örneğin işte İzmir'de, İstanbul'da olsaydı, böyle daha orta sınıfların yaşadığı bir yerde, herhalde bu kadar kolay üstü örtülmezdi. Şimdi ne yazık ki evet, insan tırnak içinde böyle sınıfsız, kimliksiz falan bir insan yok. Ama işte bizim zaten bu birlikte yaşamaktan falan anladığımız ya da haktan anladığımız, değil mi? Bunu böyle olması gerektiğini anlatmaya çalışmak. Yani bu bir çok romantik bir hayal gibi görünüyor ama hayır, öyle değil. Yani başka bir seçeneğimiz yok. Hani bu coğrafyada evet, Kürtler en az Türkler kadar insan, Müslümanlar, Müslüman olmayanlar hepsi birbiri kadar insan. Ve Suriyeliler de insan. Yani başka türlü bir seçeneğimiz yok. Bütün gerçekçi olmayışına karşın bence bundan vazgeçmemek zorundayız. Çok teşekkürler. Bu cümleler üzerine bitirebiliriz sanıyorum. Tüm katılanlara, sunuş yapan arkadaşlarımıza ve dinleyicilere, herkese çok çok teşekkürler. Bundan sonra tekrar bir başka bir arada yaşama panelinde görüşeceğiz umuyorum. Herkese teşekkürler ve iyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.